Merhaba arkadaşlar, Kaptan Kav'ın yeni Sky Factory bölümüne hoş geldiniz. Bugün sonunda zırhımıza gemilerimizi yapacağız falan fıstık. End'e gitmeyi düşünüyorum, belki onunla biraz uğraşırız ama en önemlisi sonunda ME sistemlerine gireceğiz. Çünkü yorumlarda bahsedilen gibi, benim söylediğim gibi şu an bir şeyler yapmaya kalktığımızda çok uzun sürüyor. Oraya git, o chest aç, orada onu al, şunu biraz eritelim, şöyle yapalım falan fıstık derken oluyor size yarım saatte yapabileceğiniz video 50 dakika. Ben bunu tekrar böyle olmasını istemiyorum. En azından bir sonraki bölümlerde biraz daha rahat yapalım istiyorum. O yüzden bu bölüm önce zırhımıza gemilerimizi yapacağız. Sonra da emi sistemini yapacağız. Zırha gemileri yapmak uzun sürmeyecek. Çok kısa sürecek. Yani çok kısa sürmese de hani o kadar zamanımızı almayacak. Çünkü ben her şeyi önden kabaca hazırladım. Yani bütün zivi şişoları falan fıstık topladım. Şurada görebilirsiniz. Nerede bakayım? Şurada 53 tane zivisiyo gerekiyor. Hatta yapacağım şeyleri de şuraya not ettim. Neyden ne kadar lazım, ne kadar gerekiyor falan fıstık. Hepsi burada yazıyor. Neleri yapacağım, neleri yapmayacağım. Şimdi bildiğiniz gibi sonar panelleri de geliştirmeye devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi az kaldı. Şu sırayı da solar panel 3 ile tamamlayınca şu aşağıya solar panel 4 yapacağım. İnşallah burası böyle büyümeye devam eder. Şimdi şeyde değişim yaptım. Monster Grinder'da onu da göstereyim. Tam başlamadan şöyle Peaceful'u alayım ki içeri girmesi daha rahat olur. Şu ortadan girelim. Şurası mıydı orta? Şurası bir yerde. Heh, bir yanıymış burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraları her bir platforma half slab'ler koydum birer blok arayla. Bunun nedeni şu, spider'ların spawn olmasını engellemem gerekti. Çünkü spawn eater'lar spawn olunca şu aşağı düşüş deliğini tıkıyorlar arkadaşlar. Burası böyle bir spider kumulu oluyor ve dışarıda bekleyen creeper'lar, iskeletler, zombiler falan fıstıklar aşağı düşemiyor. Ölemedikleri için de yeni yaratık spawn olamıyordu. Ben de bunu düzeltmek için hem buranın boyunu yükselttim. Çünkü bildiğiniz gibi burada alandan taviz veriyoruz. Her bir platformu normal spawn alanının yarısına düşürüyoruz neredeyse. O yüzden ben de daha katları yükseltip her platforma birer blok arayla slab koydum. Bu sayede hiçbir zaman spider spawn olamıyor bu Monster Grinder'ın içinde. Bu sayede verimliliğimiz de çok arttı. Onu da açık açık söyleyebilirim yani. Deli gibi minisiyo ürettik. Size şu kadarını söyleyeyim. Ben öldüm arkadaşlar minisiyo zırhla. Yanlışlıkla Twitch'te yayın izlerken oyuna çıktı. Böyle boşluktayken aşağı düşmeye başlamışım. Belli bir süreden sonra Void'e düşüp ölüyorsunuz. Bildiğiniz gibi öldüm. Bütün zırhlarım gitti. Ben gidip yeni zırh yapmak zorunda kaldım. Yani düşünün o kadar minisiyo birikti ki hem yeni zırh yaptım hem de elimde bu kadar esans kaldı. Şimdi yapacağımız şeyler anladım. Çok konuştum gene. Cem. Normalde bu cemlerden yapacağız. Bildiğiniz gibi kılıçtan vazgeçtim. Bu arada kılıcı Tinker's Construct'ın kılıçlarından yapacağım. Ama yayı beğendim. Yayda devam edeceğiz. Yayda bunun yaylarını kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi yapacağımız şey şu. 4 tane zırhımız var. 4 tane gem takacağız bunlara. Bunlardan ilki Night Vision. Helmet'e takacağım. İkincisi Absorption. Chest'e takacağım. Üçüncüsü Fire Protection. Pantolon takacağım. Dördüncüsü de Night Skip, bota takacağım. Yani geceleri atlamak için. Şimdi önce Absorption'ı yapalım, görelim. Gördüğünüz gibi Gold Essence istiyor. Tamam. Bizim şurada Gold Essence'imiz olması lazım. Burada gördüğünüz gibi Essence of Gold. Buradan 4 tane alıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cebimizi yapalım. Gözüm kaşındı, kusura bakmayın. Şimdi şuradan Master Infusion Stone'u alayım. Bütün infüzyonları buradan yapabiliyoruz. Şu 53'lük paketi alayım. Şu 36'lık paketi de alayım. Şuradan bir 4 tane şundan alayım. Şimdi Absorption gemi yapmak için 4 tane Zivişio, 4 tane de Gold'a ihtiyacımız var. Ayrıca bir tane de Base Charm'a ihtiyacımız var. Base Charm bu şekilde yapılıyor. Ben Diamond'ları harcamamak için Emerald kullanacağım yaparken. Şimdi bakalım. Şuradan emerald'ları alalım. Bayağı bir emerald harcayacağız. Tak 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 tak. Master'ı koyuyoruz buraya.
Şöyle yapınca olmuyor. Çünkü Best Charm'ı yapmak için bizden Imperio'dan Zivisho'ya Extreme Infusion Stone istiyor. Master'la yapamıyormuşuz demek. Master'la sadece esans geçişlerini yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. O zaman şuraya hemen Master'ı al, Extreme'i alalım ve geri gidelim. Bakın işte şimdi şey olsaydı bununla uğraşmayacaktık. Gördüğünüz gibi ilk base charm'ımızı aldık. Şimdi bu buraya, bu buraya, bu buraya. Şu 53 tane tam ihtiyacımız olan kadar esans. Benim bildiğim kadarıyla yerlerini yanlış koydum herhalde. Şöyle yaparsak oldu. Aynen. Absorption gem tamam. Şimdi bunu zırha nasıl takacağız bilmiyorum açıkçası. Şöyle koyunca olmuyor. Büyük ihtimalle anvil gerekecek. Hemen bir tane de anvil yapalım. 3 tane bundan gerekiyordu. Anvil nasıl yapıyorduk? Anvil. Anvil tamam. 3 tane geri kalan 4 tane de şey. 1, 2, 3 yaparsak. Neyse ki baya baya iron'ımız var. Bir de eritmediğim hayvan gibi iron da var. Onları da işin içine katarsak baya bir iron'ımız var diyebilirim. Şu tam şuraya koyalım. Bir de bununla deneyelim. Gemi nasıl takacağız buna? Burada bir sorun var. Ben bunu hızlı bir şekilde araştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, uzun süren araştırmaların sonunda öğrendim neden gemleri takamadığımı. Zırh hasarlı olduğunda gemleri takamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane chestplate'imi tamir ettim. Tamir olunca bu şekilde direkt takabiliyorsunuz. Absorption chestplate'i takacaktım. Gördüğünüz gibi mordan siyah döndü. Peki abi bunları nasıl tamir edeceğiz derseniz arkadaşlar, bir tane anvil yapıyorsunuz. Zırhı koyuyorsunuz. Esansı, Zivisho esansı koyuyorsunuz. Genelde bir enchantment aldı bu sefer. Aha, bug'a girdi diyecektim. Bu şekilde tamir edebiliyorsunuz. 4 tane esans harcamak zorunda kaldım şu anda fazladan. Şimdi ve bunu harcamamın sebebi de demin şurada ufak bir yaratığın bana yanlışlıkla vurmasıydı kayıt dışındayken. Lanet olsun. Sırf o yüzden 4 tane esans harcamak zorundayım. Neyse. Absorption tamam. Bundan sonra hep üstümde absorption olacak. Bakalım süresi sıfırlanıyor mu her seferinde? Yo, bu sürekli azalıyor. Geçiyor mu zamanla acaba bu absorption? Bilmiyorum. Neyse biz işimize bakalım. Şimdi Night Vision Gem istiyorum ben bir de. Hemen Night Skip de yapabiliriz aslında. Essence of Glowstone gerekiyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Uçamıyoruz da anasını satayım, yürüyerek gideceğiz. Aslında hepsini bir seferde şuradan toplasak güzel olabilir. Şuradan 4 tane alacağım. Sonra Night Vision istiyorum. Onun için de obsidyen gerekiyor. Obsidyen essence de var burada. 4 tane de ondan alacağım. Sonra Fire Protection gerekiyor. Onun için de Fire Essence gerekiyor. 4 tane de ondan alacağım. Ve şimdi zırhlarımızı simsiyah yapabiliriz. Kara Şövalye olacağız arkadaşlar. Kara Şövalye. Şimdi bize 4 tane essence yapmak gerekecek. 1, 2, 3, 4 tane şöyle dağıtırsak sanırım işimizi görür. Şunu da koyduk mu 4 tane base charm'ı aldık. Şimdi 4 tane base charm buraya koyuyorum. Önce kenarlara fire'ı koyuyorum. Buradan fire essence'ımı alıyorum. Sonra bunu koyuyorum. Yok, yanlış yere koydum. Şöyle köşelere. Sonra Night Vision'ı alıyorum. En son da Glowstone'u koyuyorum. Neredeydi? En kenarları koyuyorduk. Fazladan şey yaptık. Neyse, sağlık olsun. Zaten az sonra onu da kullanacağız. Şu an gördüğünüz gibi bütün zırhlar tamam. Şimdi kafala Night Vision'ı koyacağım. Night Vision Gem. Gördüğünüz gibi kafalık tamam. Bundan sonra artık geceleri net göreceğiz. Pantolona Fire Protection koyacağım. Gördüğünüz gibi o da tamam. Artık Fire Protection'ım da var. Bota da Night Skip'i koyacağım. Gördüğünüz gibi direkt her gün gün 1. Bundan sonra her gün gün 1. Gün 1'e geri döndük. Şimdi normalde zırhlar tamam.
da ben niye 53 tane zivi işiyor biriktirmiştim. Şimdi oyunun asıl numarasına geliyoruz arkadaşlar. Charm'lar var. Yani niye buraya ben Wither Protection'ı almadığımda böyle garip garip şeyler aldım. Oyunda Charm denen bir olay var arkadaşlar. Fazla Base Charm da ona gelecek. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 tane farklı Charm var. Bunların her birinin bir kurtarması var. Mesela Blindness Counter Charm'ı yapıp inventörünüzde saklarsanız hiçbir zaman kör olmuyorsunuz. Veya Potion tutarsanız hiçbir zaman zehirlenmiyorsunuz. Veya Wither Counter Charm'ı elinde tutarsanız hiçbir zaman Wither zehrini almıyorsunuz üstüne. Bunları bir de birleştirip Ultimate Charm yapabiliyorsunuz. Bizim amacımız hızlı bir şekilde bunu yapmak. Şimdi Poison Charm için Poison Gem gerekiyor. O yüzden fazladan bir gemimiz olması iyi oldu. Şimdi gidelim şuradan. Hızlı bir şekilde Nature Essence'lerimizi alalım. Tabii Nature Essence'ler burada değildi. Neredesin bakayım? Şurada 4 tane Nature Essence alıyoruz. Hazır burada da şey var. Hemen buraya koyup yapalım hızlı bir şekilde. Şu 37'lik galiba. Gördüğünüz gibi Poison Charm geldi. Bunu tekrar koyunca Poison Counter Charm oluyor. Poison Gem. Şimdi test edelim hızlı bir şekilde. Poison Counter Charm işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunlardan bir tanesini aldığımızda elimizde mi tutmamız lazım? Ha. İlginç. Şunu atalım üstümüzden. Aa. Niye çalışmadı acaba? Acaba onun poisonlarıyla bu fark mı? Absorption'dan götürdü anladığım kadarıyla. Neyse. Biz charm'ların bir hepsini yapalım da o zaman ultimate charm'ı da birleştirince o zaman görürüz. Şimdi 4 tane tainted istiyor. Bir tane base charm istiyor. Aa, bunların hepsi base charm istiyor. Şimdi bir tane yaptık. O zaman 7 tane toplamda 6 tane daha base charm yapmamız lazım. Bunu fark etmemiştim. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi alalım. Şöyle dağıtalım. Sonra bunları böyle çevresine koyalım. Sonra bunu da buraya koyalım. 6 tane şeyimizi aldık. Charm'ımızı aldık. Şimdi Blindness'ı yapacağız. 1, 2, 3, 4. Sonra mining'i yapacağız. Sonra onu yapacağız. Sonra bunu yapacağız. Buradan 4 tane tainted alacağız. Absorption sanırım işimizi görecek. 1, 2, 3, 4. Vaa, direkt canımı götürmeye başladı. Ve önümü göremiyorum ve yavaş uçuyorum. Allah'ım. Allah'ım. Hasar yiyorum hala. Evet, blindness counter'ı da aldım üstüme şu anda. Bunları acaba buraya bir yere mi koyuyoruz? Bu ara öldüğünüzde buraya taktığınız hard canister'lar gitmiyormuş. Onu fark ettim. Şimdi mining counter yapalım. Hemen bize 4 tane şey gerekiyor. Bir tane buradan. 4 tane oluyor sanırım. Şunu 2 saniye indiriyoruz şuradan. Gördüğünüz gibi 4 tane oluyor. 3, 4. Hemen hızlı bir şekilde... Bir, şimdi bunların hepsini böyle tek tek alıp tek tek koymamız gerekecek. Sağlık olsun, yaparız hızlı bir şekilde. Hemen şunları buraya, bunlar şuraya. Evet, mining counter da yaptık. Nausea counter için poisonous potato gerekiyor. Onu geçiyorum şimdi. Poison'ı yaptık. Slowness'ı da geçiyorum. Şimdi Wither Protection gem yapıp Wither Protection zımbırtısını da yapabiliriz. Şuradan. Ben Wither Protection Essence'i hazırladım önden. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Wither Seed yapmanız lazım. Kendisi şurada. Wither Skeleton Seed yapmanız gerekiyor. Wither Skeleton Seed için de Nether'a gidip Wither'ları öldürmeniz gerekiyor. 4 tane Wither kafası için. Sonra o kafaları kullanıp şey yapabiliyorsunuz sıkıntısız bir şekilde. Gördüğünüz gem oluyor. Sonra siz bunu counter charm olarak alabiliyorsunuz üstünüze. Şimdi weakness için arkadaşlar potion yapmanız lazım. Bunun iki yöntemi var. Biri normal boş şişeye fermented spider ağ ile brewlamak. Şimdi şurada bizim şişelerimiz olması lazım. Glass bottle.
Ağacı şurada da olması lazım. Şöyle şurada da bir şeyler olması lazım. Aynen şurada da var. Şöyle o 64'lük bir stack aldık. Hayırlısı. Şuradan biraz glass bottle dolduralım. Sonra zamanında topladığımız blaze rodları şuradan bir araklayalım. En azından bir tanesini. Tabi önce bulmamız lazım. Aha poisonous potato var burada. İki tane. Bir tane burada var. Bir tane daha ihtiyacımız var. Ondan sonra alırız. Önce blaze rod'u bulmamız lazım. Ben nereye koydum? Ha şuraya koydum. Buradan bir blaze rod, 3 tane de stone alıp şuradan hızlı bir şekilde bir weaving standı yapabiliriz. Tabii nasıl yapıldığını hatırlayabilirsek. Bir weaving stand. Ha, şöyle değilmiş. Böyleymiş. Yanlış hatırlıyormuşum. Seni geri atıyorum o zaman buraya. Git, istemiyorsun burada. Şimdi, burada yapalım ya. Şuraya koyalım. Water'ı. Şuradan sugar alacağız. Sugar şurada bir yerde olması lazımdı. Ha şurada nether wart'lar var. Sugar'ımız yok bizim ya. Sugar'ımız mı yok bizim? Al işte bak şey olsa şu anda zırt diye bulmuştuk. Bir yerde bizim sugar'ımız olması lazım. Ben hatırlıyorum çünkü. Raw plastikmiş o. Sugar'ımız yok bizim. Şurada seed'i var mı peki? Sugar cane. Sugar cane seed. Bulduk. 4 bulduk. O zaman hızlı bir şekilde arkadaşlar şunu şuraya koyup şuradan bir tane cane'i bilerek hızlı bir şekilde alacağım ki hemen onu sugar cane şeyini yapabileyim. Şuradan zombi şey göz almam lazım. Spider Eye. Sanırım bu ikisini koyunca fermented spider eye oluyordu. Olmuyormuş. Fermented spider eye nasıl yapılıyordu? Ha bir de mushroom gerekiyor. Şurada da mushroom da olması lazım. Peki her mushroom oluyor mu? İlla o mushroom'dan mı olmak zorunda? Denemeden bilemeyiz. Şöyle bir deneyelim. Nalet olsun. Her mushroom'dan olmuyormuş. O mushroom'dan da olması lazım. Nalet olsun ki. Diye hatırlıyorum. O mushroom'dan da yoksa ben gideyim intihar edeyim ya. Oğlum, o mushroom'u biz nereden bulacağız? Ben olduğunu hatırlıyorum ya. Peki, biz hangi charm'ı yapacaktık? Weakness yapalım. Potion of Weakness. 3 farklı yapılış şekli var. Hepsine Fermented Spider Eye gerekiyor. Nalet olsun. Ve bir tane de kesmeyecek. Ben onu nasıl yapacağım? Onu sonraya bırakalım o zaman. Biz yapabileceğimiz şeylere odaklanalım. Hemen Cem. Şimdi bunları yaptık. Evet o absorption sürekli yeniliyor kendini yalnız. Güzel. Artık hiç de gece olmuyor. O da güzel. Cem dedim ya. Charm. Base charm geç. Bunu yaptık. Mining counter yaptık. Nausea'yı yaptık mı? Yap, kendi Nausea'yı yapabiliriz. Biraz şuradan patates kazmamız gerekecek. Bir tane daha poisonous potato çıkana kadar o kadar. Biraz uzun sürebiliyor çıkması. O yüzden hızlı hızlı kazacağım. Evet çıktı. Şimdi hızlı bir şekilde gelelim buraya. 4 tane poisonous potato'yu koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane bu. 4 tane de Zivisio. Gördüğünüz gibi bir charm'ı daha indirdik aşağıya. Şimdi Poison charm tamam. Bu charm tamam. No, Neo'ya tamam. Bir Slowness da şey kaldı. Weakness kaldı. Şimdi Slowness için de
Fermented Spider Eye gerekiyor ya. Onun için de Swiftness gerekiyor. Şimdi Swiftness yapmak kolay. Sugarcane ne yapılıyormuş? Sen büyüyebilir misin çabuk? Çabuk büyü hadi. Sana bomb yılda basamayız ki arkadaşım. Nalet olsun ya. Şu an hayatımdan soğudum yemin ederim ya. Vallahi hayatımdan soğudum şu anda. Bizim niye mantarımız yok ya? Ben o mantarlardan gördüğümü hatırlıyorum. Demek ki yanlış hatırlıyorum. Şöyle bir daha gözden geçirelim yavaş yavaş her şeye bakarak. Evet, burada da yok. Buraya bakıyoruz. Burada da yok. Buraya bakıyoruz. Burada da yok. Evet, bu bize ne demek oluyor? Ben hemen size açıklayayım. Şimdi hemen üstümüzdeki fazla şeyleri buraya atıp gidip emi sistemi kuruyoruz demek oluyor arkadaşlar. Bu buraya, bu da buraya. Siz de şuraya gidin. Tamam. Yoksa olacak gibi değil. Bizim hızlı bir şekilde bir emi sistemi kurmamız lazım. Çünkü bu itemları aramakla geçmiyor. Şimdi 7 charm vardı. 5'ini yaptık zaten. 2 tanesini yap. 2 tanesi için de Brewing Stand gerekiyor. İşte mantar gerekiyor falan fıstık. O mantarları bulmak biraz sıkıntı olabilir. O yüzden önce emi Applied Energetics Applied Energistics'e gireceğiz. Söyleyebildim. Ve buradan ME Drive yapacağız kendimize. Tabii ben bunu yapmak için Inscriber gerekiyormuş. Onun da nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bu Applied Energistics 2 sizinle beraber burada keşfedeceğim her şeyi. Şimdi önce bize bir tane Fluid Crystallist gerekiyor. Bunu yapmak için bir tane Celsius Quartz'ı, bir tane Nether Quartz'ı ve bir tane Redstone Dust'ı bir alana atmamız lazımmış. Tamam, charge. Hop. Şurada bir tane charge alacağız. Bir tane sert quartz kristali alacağız. Bir tane de redstone alacağız diye biliyorum ben. Şuradan tekrar bakalım hızlı bir şekilde. Şurada charge. Nether Quartz'mış. Ben yanlış şeyi aldım. Şunu şuraya geri atalım. Şimdi Nether Quartz neredeydi? Onu da hatırlamak lazım. Şurada mıydı? Hayır. Nether Quartz vardı diye hatırlıyorum. O da yoksa yani oyun benimle dalga geçiyor olması lazım yani. Aa, bu arada bizim şeyimiz var galiba ya. Bunlar var bende. Şöyle hızlı bir şekilde Nether Quartz'lara olması lazım. O da yoksa bir sıkıntı var. Ben eşyalarımı kaybediyorum demek oluyor. Kaybediyordan kastım kaybetmek. Ya üretme sıkıntı değil de ben var diye hatırlıyorum. Şurada. Bak Nether Quartz. Buldum. Şimdi bunları bir deliğe atacağız. Atın diyor. Birleşmeleri için bir puddle'ın içine atın diyor. Hemen şuradan biraz dirt alalım. Ve bir puddle yapalım. Hop, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi her birini içine atacağız. Evet, garip garip ışıklar çıkmaya başladı. İlk defa kullanıyorum bunu. İlk defa kullanıyorum. Bakalım ne olacak. Ben doğru baktım değil mi? Pure değil. Flux kristal yapacağız. Nether Quartz. Redstone. Dust ve Charge Sertusu bir puddle'ın içine at. Doğru yaptım herhalde. Biraz zaman... aynen. Particle'lar çıkıyor. Sakın Ahmet yanlışlıkla girme içine. O kadar ilerledi. Evet. Particle'lar çıkmaya devam ediyor. Itemlar zıplaşıyor. Bir sıra diğer şeyleri ayarlayalım. İki tane piston gerekiyor. Şuradan biraz iron araklayalım.
Hızlı bir şekilde. Ay, iki işi yapamadım anasını satayım ya. Şimdi 1, 2, 1, 2, 1, 2, biraz reston, biraz da şey gerekecek. Siz orada takılın. Biraz zaman alıyor olabilir belki olması. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum çünkü. Buradan bir blok şundan alacağız. Şöyle tepeden geçerken bakalım. Paddle diyor. Acaba suyun içine atın manasında mı diyor? Şöyle yapsak. Aha oldu. Aynen suyun içine atmamız gerekiyormuş. Şimdi onu hazırladık. Şimdi iki tane piston gerekecek. Onu hemen halledelim. Hop. Sağa tak. İki piston. Biraz plank. İki tane pistonumuz hazır. Aa, bunları sticky piston yapmamız lazım. Değil mi? Öyle bir olay var. Slime var. Ha, rubber zımbırtısıyla doluyor. Tamam. Bir an dedim şimdi slime mı bulmaya uğraşacağım. Bir korku geldi üstüme, yemin ederim. Şöyle arkadan böyle sırtıma doğru bir böyle karıncalanma geldi. Bir daha onunla mı uğraşacağım diye. Ama neyse ki yapabiliyormuşuz. Şimdi iki tane bu arkaçı koyuyoruz. Bir bir birer tane buraya. Bir tane kristal buraya. Inscriber geldi. Şimdi bunu büyük ihtimalle elektrikle çalışıyor her zamanki gibi. Bunu buraya koyduk. Neyse ki elektrikle çalışmıyormuş. Şimdi Applied Energy Sticks. Bize bir ME Drive sistemi gerekiyor. ME Drive için de iki tane Engineering Prosesör gerekiyor arkadaşlar. Bunlar nasıl yapılıyor? Şimdi Inscriber Engineering Press denen bir şeye ihtiyaç varmış. O bizde hazır olarak var sanırım. Ama acaba şu şekilde mi yapılıyor? Emin de değilim. Deneme yanılma yapalım. Şuraya materyali koyarsak. Bir şey koymamız gerekiyor mu? Başka? Olmadı. Hemen şuradan deneyelim. Bir daha bakalım. Şimdi printed silikon yapmamız lazım. Inscriber kullanarak yapmak istiyorum ben bunu. Printed silikon için de Inscriber silikon press gerekiyor. Onun için de Inscriber silikon... bunu nasıl yapacağız biz? O zaman... Bir gariplik var. Neyse. Biz elimizdeki ham maddeyle yapalım bakalım. Ve video sırasında bir şey keşfetmek de garip oluyor. Şurada bir şeyler çıkmıştı. Onları bir yanımıza alalım. Şimdi şuraya gidelim. Şunu buraya koyalım ama önce Inscriber Engineering Press. Inscriber Engineering Press. Gördüğünüz gibi bunu buraya koydum. Sonra diamond istiyor bu arkadaş. Bir tane de diamond koydum. Evet, yüzde artmaya başladı. %100. Bir tane printed verdi bana. Vay anasını satayım. Sonra bu printed'la printed silikon lazım bize. Onun için de silikon prese koymak gerekiyor. Anladığım kadarıyla silikon pres için de silikon lazım. Silikon nasıl yapılıyor? Nether Quartz'ı eriterek yapılıyor. Dust'ını eriterek yapılıyor. Yok, Sertus Quartz'ın dust'ını eriterek yapılıyor. Hızlı bir şekilde burada bayağı bir silikon üretebiliriz. Koyamıyor muyum? Sertus Quartz dust'ı. Buna niye? Şuna koyabiliyor muyum? Bak, buna koyabiliyorum. Vallahi çalışmaya da başladı. Bunu furnace modda çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu alloy smelter'ı hem furnace modda hem de alloy furnace modda hem de ayrı ayrı çalıştırabiliyorsunuz. Tamam. Neymiş bunlar? Şeyde erimiyormuş. O zaman şu silikon prese de şunu koyalım. Bu da olsun. Bakalım. Tamam, printed silikon da hazır. Şimdi
Bir tane de redstone gerekiyor bize. Tamam. Üste bunu koyuyoruz. Alta bunu koyuyoruz. Ortaya da bir tane redstone koyuyoruz. Acaba bu ikisi kaybolacak mı? Evet, kayboluyor. Bir tane engineering prosesör oluyor. Bu biraz sıkıntılı bir şeymiş bize, çünkü iki tane gerekiyor bundan. Yani bir tane emi şey için iki tane şey harcamak gerekiyor. Bu da biraz diamond harcamak gerekiyor. O da biraz can sıkıcı bir durum. Tamam lan, gel şuraya. Adamı hasta etme. Tamam, iki tane diamond'ımız hazır. Şimdi ME glass cable gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmak kolay. Cam ve sert kasları dayıyorsunuz, oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu ne, %63'te kaldı. Neyse. Biz işimize dönelim. Şuradan quartz cable'larımızı yapalım hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi şöyle olması lazım. 3 tane yaptık. Tamam. Şimdi bayağı resipiler bayağı değişmiş. 2 tane kristal gerekiyor. Şimdi bir tane kristal de yapmıştık. Hızlı bir şekilde ikinciyi de yapalım artık öğrendiğimize göre. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane de charge gerekecek tabii ki. Onun için yerimiz var mı? Şu an yok. O yüzden bir tane yer açıyorum. Şundan şuraya koyuyorum. Charge'ı da bunun içine attıktan sonra bunlar olup bana geliyorlar. Hızlı oluyormuş ha. Vay be, beklemiyordum bu kadar hızlı olacaklarını. Şimdi ME cable için basit. Bir tane bundan koy. İki tane bundan koy. Al sana dört tane ME cable. Şimdi buna bakalım. İki tane bu. Dört tane bu. Dört tane de o. Şimdi dört köşeye bunlardan birer tane. İki tane bundan koyuyoruz arkadaşlar. İki tane de engineering prosesör koyduğumuzda bir tane ME drive'ımızı alıyoruz. Ulan bir ME drive yapmak bu kadar zorsa ben geri kalanını düşünmek istemiyorum açıkçası. Şimdi buraya gelelim. Şunu buraya koyalım. ME drive. Şimdi ikinci kısım. Terminal yapmamız lazım. Hard diskinden önce. Bakın logic prosesörü bile şeyle yapıyorsun ya. Şimdi terminal nerede? Yazalım. Terminal. Gördüğünüz gibi terminal değişti. ME Crafting terminali. Önce bir tane ME terminal yapmanız lazım. Onun için bunu yapmanız lazım. Bunun için bunu yapmak. Bunun için de bunu yapmak gerekiyor. Quartz Glass yapmamız gerekiyor. Tamam, yapalım hemen. Bir tane Quartz Glass. Şimdi şöyle koyuyoruz. Onu sert Quartz Glass'ları koyuyoruz. Yanlış mı yaptım? Ya da tam mı tersiydi? Şuralara mı koyuyorduk? Evet. Tam tersiymiş. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım tekrar. Crafting terminal bu. 2 glowstone, 1 redstone, bir tane de şey. Şuna 2 tane glowstone araklayalım. Hemen. Bayağı uğraştırıyor. Resipiler bayağı değişmiş. Ben bilmiyordum bu kadar değiştiklerini. Şimdi bize ne gerekiyor? Bunu yapmak için dark gerekiyor. Hemen bir tane dark yapalım. Bright, dark. Dark yaptık. Tamam, bu cepte. Şimdi formation core gerekiyor. Logic processor gerekiyor. 2 tane. Tabi bunun için Inscriber Logic Press gerekiyor. Inscriber Logic Press bizde var mı? Inscriber Logic Press bizde var. Allah'ım, yoruldum. Yemin ederim yoruldum yani. 2 tane lazım bize Inscriber Logic Press. Oy, ne yorucu bir şeymiş ya. Şu çamları şuraya atayım da yer açılsın. Yemin ederim yoruldum. Al, bir tane daha gold lazım bize. Sonra iki tane, bir tane de silikon pres yapmak lazım tabi. Bunun üstüne. Durur mu?
Şuradan silikon, fazla silikonları da alalım. Hop. Hop. Hop hop hop. Sonra bunları gene ortada redstone'la birleştir. Şunu al buradan. Şimdi redstone. Bu ve bu. Evet, bir tane logic prosesör oldu. Bu, bu ve bu. Şunlar herhalde upgrade slotları inscriber'ın. Şunların nasıl yapıldığını bilmiyorum. Merak ettim açıkçası şu anda. Neyse ama şu anki sorunumuz o değil. Şimdi Certus Fluid Charged mi istiyor? Aa, Certus Quartz Kristal'de olur. Charged de olur diyor. Şimdi buradan bir tane... Aslında bir Charged. Charged'ları harcamayalım ya. Hop, sen gel bakayım. Normal Certus Quartz harcayalım. Şimdi tekrar bakalım. Çok tekrar bakıyorum ama... Yanlış yapmak istemiyorum. Full X Dust istiyor. Ay yoruldum. Yemin ederim yoruldum. Pulverizer neredesin? Bana bir tane ne lazım biliyor musun? Bundan lazım. Sağ olun canım. Sonra bunu, bunu, bunu ve bunu buraya koymam ve bundan almam lazım. Sonra Cima. Vallahi yoruldum ya. Şu arkadaşı bununla beraber şuraya koymam lazım. Şu arkadaşı bununla beraber buraya koymam lazım. İki tane formation core. Sonra iki formation core, bir logic prosesör, bir tane dark. Evet. Niye olmadı? Logic, Formation... Ay, Formation yaptık, Annihilation yapmadık. Of. Şu an yemin ederim hayattan soğumuş durumdayım ya. Ver şunu. İş çıkarıyor bana ya. Tamam. Annihilation'a bakayım. Bir daha nedir? Full X Logic Processor. Al bu Logic'i burada harcadık. Al bu da Annihilation. Şimdi bir tane daha yapmamız gerekecek. Şu muydu? Lanet olsun. Yemin ederim kanser olacağım. Inscriber Logic Press. Ay bir tane şey yapacağız anasını satayım. Çektiğimiz işkenceye bak ya. Silikon pres. Bir tane de silikon. Çabuk yap hadi. Seni bekleyemem burada yarım saat. Kısa bir video yapacağız dedik. Anamız ağladı. Bütün sistemi değiştirdikleri için. Şu an yemin ederim kızgınım. Adamlara. Tamam şimdi yapabiliyor olmamız lazım. Al, al, al ve al. Oh, ME terminal hazır. Koşalım. Koşmayalım, uçalım. Ulan bir terminal yapmak için bu kadar işkence çekilir mi ya? Şunu şuraya koyalım. Bunu da üstüne takalım. Şimdi buradan bağlanabiliyoruz artık. Ama bu burada kalmayacak doğal olarak. Bunun içine drive yapmamız lazım. Drive. Yok. Storage. Drive. Şimdi en ufaklarından yapacağız. Bu arkadaş logic prosesör istiyor gene. Aa bunu printleyip direkt smelting ile eritebiliyoruz. Okey. Bu da olur. Hızlı bir şekilde bir daha inscriber'la uğraşmayalım diye. Güzel olabilir. Şu gold'la yapacağız. Şu muydu? Bu değildi. O zaman buydu. İki K'lık yapabiliriz iki tane.
Şunları alalım, pişirmeye başlayalım. Redstone Furnace'da pişmiyor. Bunu da pişiyor mu? Pişiyor. Şimdi 1K storage dedik. Bir tane bundan gerekecek. Tamam. Kolaymış. İki tanesi çıktı. Üç tane yapabiliyoruz o zaman zırt diye. Güzel oldu bu. O zaman biraz bizim inscriber'ları iyi kullanmamız lazım. Yani bunları inscriber'lardan oluşan bir sıra yapıp bunları sürekli beslememiz lazım. Sağdan soldan. Yoksa olacak gibi değil bu iş. 1KM storage. Çevresine sertuslar. Onun da çevresine şeyler. O zaman şuradan bir stack quartz kristal alalım. Şimdi bu buraya. Redstone'lar buraya. Bunlar da buraya. Şunlar da şuraya. Gördüğünüz gibi 3 tane hazır ve nazır. Şimdi bunlar hazır. Kuvars kristal gerekiyor. Gene telefon. Şimdi şunlardan biraz daha yapmamız gerekecek gibi duruyor. Kaybettim şu an ne yaptığımı. Ne yaptığımı kaybettim yani. İki tane yapabiliriz elimizdeki kuarslarla. Sen ortaya, iron'lar da aşağıya. Vay anasını satayım. İki tane hard diskim oldu. Hallelujah. Ne kadar hard diskim olsa da daha ne elektriğim var ne de başka bir şey. Onu da şimdi halledeceğiz. Applied. Energy Sticks'e gene geliyoruz. Bakalım gözden kaçırdığımız bir şey var mı? ME interface yapmamıza gerek var mı? Bu ne için kullanılıyor? Ha, bu farklı farklı şeyler yapmak için kullanılıyor. Yani şu temel şeyler için bir ME drive bir de terminal yetiyor mu diye emin olmak istedim. Yetiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bunlara nasıl elektrik sağlayacağız? Hemen size göstereyim. Şuradan 4 tane panel çalacağız arkadaşlar. Yapacağımız o. Yani çok böyle fantezili bir şey yapmayacağız. Sadece panel çalacağız. Sonra geleceğiz. Şu tepedeki 3 bloğu kıracağız. Sonra bu çaldığımız panelleri hepsini tabii şu altta kaldı. Şunu tekrar kıracağız. Buraya dolduracağız. Şimdi bakalım bunların içi boşmuş şu anda. Evet daha yeni doluyor. Sonracığıma biz buradan ME cable çekip aşağıya indireceğiz. Conduit cable var mı burada? Yok. Hemen conduit alalım. Bir şeye daha ihtiyacımız varmış gibi hissediyorum ben ya. Redstone alloy, silikonla redstone'un karışımı. Silikon var, redstone var. Hızlı bir şekilde yapayım şurada biraz. Redstone. Yok. Alloy only. Furnace only. All smelting, tamam. Bu buraya, bu da buraya. Şu alloy sonunu yaparsanız daha hızlı alloyları karıştırıyor. Bindingler burada mıydı? Yok. Doğal olarak anasını satayım. Çok anasını sattım bugün ya. Ne uğraştırdı ya BME sistemi. Vay anasını. Yeni Applied Energy Sticks bu oluyormuş demek ki. Bakayım şurada belki fazladan ME cable'lar da vardır kullanabileceğim. Anladığım kadarıyla yok. Hemen şuralara burada bakayım. Ben bayağı bir şey kaybettim anladığım kadarıyla ya. Ben öldüğümde bayağı bir şey kaybettim. Benim üstümde hayvan gibi conduit binder vardı diye hatırlıyorum ben çünkü. Bütün fazladan kablolar falan filan gitti şu anda. Nalet olsun. Ay ay ne yapacağım ben? Kendimi duvarlara mı vuram?
Şuradan şu ikilikler bir işe yaramıyor zaten. Şuradan biraz kablo çalalım. Emi sistemi daha önemli. Şuradan da bir iki tane alalım. Bir tane daha çıkacak. Oradan da biraz çıkardık mıydı? Sanırım emi sistemi çalıştıracak kadar ham maddemiz olacak. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Ne uğraştırdın beni ya. Bir dakika ya, ben yanlış şey yaptım. Conductive iron yapmam lazımken. Neyse, salla ya. O kadar çok şeyle uğraşıyorum ki. Kafada. Şunlar acaba hepsini böyle bağlamam gerekiyor mu? Gerekmiyor olabilir. Ama ben gene de yaptım. Evet, biraz daha çalmamız gerekecek. Şu üst sırayı komple alsak mı? Şu üstü kırmadan şunları şöyle alabiliyoruz. 10 tane yeter galiba. Ay, vallahi yoruldum. Bir şey sanki kaçırıyormuş gibi hissediyorum gözümden ya. Bir şeyi bir şeye bağlamam lazımdı. Bir makine eksik. Onu yapmam lazım. Şu muydu? Şunu hızlı bir şekilde yapabiliriz. Bir tane interface yapalım. Belki odur. Çünkü elimizde zaten yeterli materyal var. Şöyle böyle. İki tane cam. Geri kalanı iron. Şu muydu acaba? ME interface mi gerekiyordu? Emin de değilim. Şöyle çekersek olmuyor. Bizim bir şekilde buna enerji sağlayacak bir makine yapmamız lazım. Ve inanır mısınız, o makine büyük ihtimal benim gözümün önünde ve ben görmüyorum. Acaba bundan yapıp bunun kendi Applied Energy Sticks'in kendi enerji tipi var büyük ihtimalle. Şu an aklıma o geldi. Deneyebiliriz. Yeterli malzememizin olması lazım. Hızlı bir şekilde deneyebiliriz. En basit şeyi yapmayı. Şimdi 4 tane çok hızlı bir şekilde deneyeceğiz. 4 tanedir kuars das lazım bize. 3 ve 4. Şuradan 4 tane şey yapacağız. Şu arkadaştan. Sonra bunlar okey to. Şunu açıp şu dörtlüyü buraya şu şekilde koyacağız. Bir tane de kuars klasımız var şurada. Sertus kuarsları böyle koyacağız. Gördüğünüz gibi bir tane enerjisel yaptı. Şimdi eğer bu enerjisel yukarıdaki makinalara, yukarıdaki zımbırtıya bağlanıp geri kalan sisteme enerji verecekse ne ala bana. Bağlanmadı hala. Niye bağlanmıyorsun lan? Bağlan lan. Bağlansana oğlum. Ya bağlan, lütfen bağlan artık ya. Ben neyi gözden kaçırıyorum? Vibration Chamber, Energy Acceptor. Bundan mı yapmamız lazım? Enerji Acceptor diyor. Enerjiyi kabul ediyor diyor. Hadi bundan da yapalım. Bir bundan yapmadığımız kalmıştı zaten. Biraz daha sert squares yapmamız gerekiyor. Glass'ından yani. Ay.
İnsan bilmeyince her şeyi birer defa deniyor. Aldık. Şimdi acceptor neredeydi? Buradaydı. 4 tane. Bir tane Purflix. Şimdi şu arkadaşları şuraya koyuyoruz. Tekrar bakmam gerekecek. Artık recipe'leri unutmaya başladım. 4 tane iron çevresine. Bir şuradan bir tane charge da almam lazım yine. Şimdi gene bir tane pür kristal. Ha varmış zaten ya. Full X kristal. Hadi koçum bari sen bir işe yara. Hadi koçum. Budur be. Oh, bilmeden yapmak. Terminal çalışıyor mu? Çalışıyor. Evet arkadaşlar, uzun çabalar, uzun uğraşlar sonunda şu da depo etme sistemimiz. Yani yanlışlıkla enerjimiz biterse, yukarıdaki enerji biterse burada depo olacak. Buradan beslemeye devam edecek sistemi diye düşünüyorum. Şunu bir kıralım, deneyelim. Evet, sistem gördüğünüz gibi hala çalışıyor ve bayağı az enerji tüketiyor. Acaba şu 4 taneye birden ihtiyacı yok mu? Neyse, önemli değil. 4 tane olsun. Şunu hallettik ya. Ay. Fazla da tıkladık. Şunu hallettik. Gerisi önemli değil. Şimdi ben video dışında, video artık sonuna geldik. Bayağı da uzun oldu diye düşünüyorum. Artık Emi bu bütün depo şeylerini buraya taşımaya başlayacağım. Bir tane de wireless access yapacağım. Şöyle göstereyim. İlerleyen kısımlarda bir tane de şu wireless access terminalden yapacağım arkadaşlar. Eğer yapabilirsem tabii. Ki yapabileceğimi düşünüyorum biraz uğraşla. Ondan sonra bütün her şeyi burada depolayıp orada iş yapmaya kalktığımda wireless'la direkt buradan oraya bağlanabileceğim. Veya buraya da bir tane terminal yapabiliriz. Alttan bir kablo geçirip. Ama şu anda istediğimizi başardık. EMI sistemi de hazırdır. Monster Grinder'ımız çalışıyor. Bir tek şey sıkıntısı yaşadık. Bu mantar bulma. O mantarı da halledeceğim ilerleyen bölümlerde. Bir sonraki bölümde ne olacak? Ultimate Charm'ı bitirmiş olacağız diye düşünüyorum. Yani Wither'ı öldürebiliriz artık. Ayrıyetten End'e gideceğim. Bir sonraki bölüm EMI sistemi de tamamlandığında doğal olarak EMI sistemini tamamladım. Ultimate Charm'ı tamamladığımda direkt End'e gideceğim. Ender Dragon'u keseceğim. Hazır uçabiliyorum. Her şeye karşı şeyim var. Hatta Wither bulursam Wither bile kesebilirim yani. Gayet mutlu olurum. Şimdi görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Kaptan Kav'ın yeni Sky Factory bölümüne hoş geldiniz. Bugün sonunda zırhımıza gemilerimizi yapacağız falan fıstık. End'e gitmeyi düşünüyorum. Belki onunla biraz uğraşırız ama en önemlisi sonunda EMI sistemlerine gireceğiz. Çünkü yorumlarda bahsedilen gibi, benim söylediğim gibi şu an bir şeyler yapmaya kalktığımızda çok uzun sürüyor. Oraya git, o chest aç, orada onu al, şunu biraz eritelim, şöyle yapalım falan fıstık derken oluyor size yarım saatte yapabileceğiniz video 50 dakika. Ben bunu tekrar böyle olmasını istemiyorum. En azından bir sonraki bölümlerde biraz daha rahat yapalım istiyorum. O yüzden bu bölüm önce zırhımıza gemlerimizi yapacağız. Sonra da EMI sistemini yapacağız. Zırha gemleri yapmak uzun sürmeyecek. Çok kısa sürecek. Yani çok kısa sürmese de hani o kadar zamanımızı almayacak. Çünkü ben her şeyi önden kabaca hazırladım. Yani bütün zivi şişoları falan fıstık topladım. Şurada görebilirsiniz. Nerede bakayım? Şurada 53 tane zivisiyo gerekiyor. Hatta yapacağım şeyleri de şuraya not ettim. Neyden ne kadar lazım, ne kadar gerekiyor falan fıstık. Hepsi burada yazıyor. Neleri yapacağım, neleri yapmayacağım. Şimdi bildiğiniz gibi sonar panelleri de geliştirmeye devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi az kaldı. Şu sırayı da sonar panel 3 ile tamamlayınca şu aşağıya solar panel 4 yapacağım. İnşallah burası böyle büyümeye devam eder. Şimdi şeyde değişim yaptım. Monster Grinder'da onu da göstereyim. Tam başlamadan şöyle Peaceful'u alayım ki içeri girmesi daha rahat olur. Şu ortadan girelim. Şurası mıydı orta? Şurası bir yerde. Heh, bir yanıymış burası.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralara her bir platforma half slab'ler koydum birer blok arayla. Bunun nedeni şu, spider'ların spawn olmasını engellemem gerekti. Çünkü spawn eater'lar spawn olunca şu aşağı düşüş deliğini tıkıyorlar arkadaşlar. Burası böyle bir spider kumulu oluyor ve dışarıda bekleyen creeper'lar, iskeletler, zombiler falan fıstıklar aşağı düşemiyor. Ölemedikleri için de yeni yaratık spawn olamıyordu. Ben de bunu düzeltmek için hem buranın boyunu yükselttim. Çünkü bildiğiniz gibi burada alandan taviz veriyoruz. Her bir platformu normal spawn alanının yarısına düşürüyoruz neredeyse. O yüzden ben de daha katları yükseltip her platforma birer blok arayla slab koydum. Bu sayede hiçbir zaman spider spawn olamıyor bu Monster Grinder'ın içinde. Bu sayede verimliliğimiz de çok arttı. Onu da açık açık söyleyebilirim yani. Deli gibi minisyo ürettik. Size şu kadarını söyleyeyim. Ben öldüm arkadaşlar minisyo zırhla. Yanlışlıkla Twitch'te yayın izlerken oyuna çıktı. Böyle boşluktayken aşağı düşmeye başlamışım. Belli bir süreden sonra void'e düşüp ölüyorsunuz. Bildiğiniz gibi öldüm. Bütün zırhlarım gitti. Ben gidip yeni zırh yapmak zorunda kaldım. Yani düşünün o kadar minisyo birikti ki hem yeni zırh yaptım hem de elimde bu kadar esans kaldı. Şimdi yapacağımız şeyler anlarım. Çok konuştum gene. Gem. Normalde bu gemlerden yapacağız. Bildiğiniz gibi kılıçtan vazgeçtim. Bu arada kılıcı Tinker's Construct'ın kılıçlarından yapacağım. Ama yayı beğendim. Yayda devam edeceğiz. Yayda bunun yaylarını kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi yapacağımız şey şu. 4 tane zırhımız var. 4 tane gem takacağız bunlara. Bunlardan ilki Night Vision. Helmet'e takacağım. İkincisi Absorption. Chest'e takacağım. Üçüncüsü Fire Protection. Pantolon takacağım. Dördüncüsü de Night Skip bota takacağım. Yani geceleri atlamak için. Şimdi önce Absorption'ı yapalım. Görelim. Gördüğünüz gibi Gold Essence istiyor. Tamam. Bizim şurada Gold Essence'imiz olması lazım. Burada gördüğünüz gibi Essence of Gold. Buradan 4 tane alıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde cebimizi yapalım. Gözüm kaşındı. Kusura bakmayın. Şimdi şuradan Master Infusion Stone'u alayım. Bütün infüzyonları buradan yapabiliyoruz. Şu 53'lük paketi alayım. Şu 36'lık paketi de alayım. Şuradan bir 4 tane şundan alayım. Şimdi Absorption gemi yapmak için 4 tane zivişiyor. 4 tane de Gold'a ihtiyacımız var. Ayrıca bir tane de Base Charm'a ihtiyacımız var. Base Charm bu şekilde yapılıyor. Ben Diamond'ları harcamamak için Emerald kullanacağım yaparken. Şimdi bakalım. Şuradan Emerald'ları alalım. Bayağı bir Emerald harcayacağız. Tak 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 tak. Master'ı koyuyoruz buraya. Şöyle yapınca olmuyor. Çünkü Best Charm'ı yapmak için bizden Imperio'dan Zivisho'ya Extreme Infusion Stone istiyor. Master'la yapamıyormuşuz demek. Master'la sadece esans geçişlerini yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. O zaman şuraya hemen Master'ı al, Extreme'i alalım. Ve geri gidelim. Bakın işte şimdi şey olsaydı bununla uğraşmayacaktık. Gördüğünüz gibi ilk Base Charm'ımızı aldık. Şimdi bu buraya, bu buraya, bu buraya. Şu 53 tane tam ihtiyacımız olan kadar esans. Benim bildiğim kadarıyla yerlerini yanlış koydum herhalde. Şöyle yaparsak oldu. Aynen. Absorption gem tamam. Şimdi bunu zırha nasıl takacağız bilmiyorum açıkçası. Şöyle koyunca olmuyor. Büyük ihtimalle Envil gerekecek. Hemen bir tane de Envil yapalım. 3 tane bundan gerekiyordu. Envil nasıl yapıyorduk? Envil. Envil tamam. 3 tane geri kalan 4 tane de şey. 1, 2, 3 yaparsak. Neyse ki baya baya iron'ımız var. Bir de eritmediğim hayvan gibi iron da var. Onları da işin içine katarsak baya bir iron'ımız var diyebilirim. Şu tam şuraya koyalım. Bir de bununla deneyelim. Gemi nasıl takacağız buna? Burada bir sorun var. Ben bunu hızlı bir şekilde araştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, uzun süren araştırmaların sonunda öğrendim neden gemleri takamadığımı. Zırh
hasarlı olduğunda gemleri takamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane chestplate'imi tamir ettim. Tamir olunca bu şekilde direkt takabiliyorsunuz. Absorption chestplate'i takacaktım. Gördüğünüz gibi mordan siyah döndü. Peki abi bunları nasıl tamir edeceğiz derseniz arkadaşlar. Bir tane anvil yapıyorsunuz. Zırhı koyuyorsunuz. Esansı, zivişu esansı koyuyorsunuz. Genelde bir enchantment aldı bu sefer. Aha, bug'a girdi diyecektim. Bu şekilde tamir edebiliyorsunuz. 4 tane esans harcamak zorunda kaldım şu anda fazladan. Şimdi ve bunu harcamamın sebebi de demin şurada ufak bir yaratığın bana yanlışlıkla vurmasıydı kayıt dışındayken. Lanet olsun. Sıfı o yüzden 4 tane esans harcamak zorundayım. Neyse. Absorption. Tamam. Bundan sonra hep üstümde absorption olacak. Bakalım süresi sıfırlanıyor mu her seferinde. Yo, bu sürekli azalıyor. Geçiyor mu zamanla acaba bu absorption? Bilmiyorum. Neyse. Biz işimize bakalım. Şimdi Night Vision Gem istiyorum ben bir de. Hemen. Night Skip de yapabiliriz aslında. Essence of Glowstone gerekiyor arkadaşlar. Hemen gidelim. Uçamıyoruz da anasını satayım. Yürüyerek gideceğiz. Aslında hepsini bir seferde şuradan toplasak güzel olabilir. Şuradan 4 tane alacağım. Sonra Night Vision istiyorum. Onun için de obsidyen gerekiyor. Obsidyen essence de var burada. 4 tane de ondan alacağım. Sonra Fire Protection gerekiyor. Onun için de Fire Essence gerekiyor. 4 tane de ondan alacağım. Ve şimdi zırhlarımızı simsiyah yapabiliriz. Kara Şövalye olacağız arkadaşlar. Kara Şövalye. Şimdi bize 4 tane essence yapmak gerekecek. 1, 2, 3, 4 tane şöyle dağıtırsak sanırım işimizi görür. Şunu da koyduk mu 4 tane base charm'ı aldık. Şimdi 4 tane base charm'ı buraya koyuyorum. Önce kenarlara fire'ı koyuyorum. Buradan fire essence'ımı alıyorum. Sonra bunu koyuyorum. Yok, yanlış yere koydum. Şöyle köşelere. Sonra night vision'ı alıyorum. En son da glowstone'u koyuyorum. Neredeydi? En kenarları koyuyorduk. Fazladan şey yaptık. Neyse, sağlık olsun. Zaten az sonra onu da kullanacağız. Şu an gördüğünüz gibi bütün zırhlar tamam. Şimdi kafala Night Vision koyacağım. Night Vision Gem. Gördüğünüz gibi kafalık. Tamam. Bundan sonra artık geceleri net göreceğiz. Pantolona Fire Protection koyacağım. Gördüğünüz gibi o da tamam. Artık Fire Protection'ım da var. Bota da Night Skip'i koyacağım. Gördüğünüz gibi direkt her gün gün 1. Bundan sonra her gün gün 1. Gün 1'e geri döndük. Şimdi normalde zırhlar tamam. Da ben niye 53 tane zivişyo biriktirmiştim? Şimdi oyun asıl numarasına geliyoruz arkadaşlar. Charm'lar var. Yani niye buraya ben Wither Protection'ı almadığımda böyle garip garip şeyler aldım? Oyunda charm denen bir olay var arkadaşlar. Fazla base charm da ona gelecek. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 tane farklı charm var. Bunların her birinin bir kurtarması var. Mesela blindness counter charm'ı yapıp inventory'nizde saklarsanız hiçbir zaman kör olmuyorsunuz. Veya potion tutarsanız hiçbir zaman zehirlenmiyorsunuz. Veya wither counter charm'ı elinde tutarsanız hiçbir zaman wither zehrini almıyorsunuz üstüne. Bunları bir de birleştirip ultimate charm yapabiliyorsunuz. Bizim amacımız hızlı bir şekilde bunu yapmak. Şimdi Poison Charm için Poison Gem gerekiyor. O yüzden fazladan bir gemimiz olması iyi oldu. Şimdi gidelim şuradan. Hızlı bir şekilde Nature Essence'lerimizi alalım. Tabii Nature Essence'ler burada değildi. Neredesin bakayım? Şurada 4 tane Nature Essence alıyoruz. Hazır burada da şey var. Hemen buraya koyup yapalım hızlı bir şekilde. Şu 37'lik galiba. Gördüğünüz gibi Poison Charm geldi. Bunu tekrar koyunca Poison Counter Charm oluyor. Poison Gem. Şimdi test edelim hızlı bir şekilde. Poison Counter Charm işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunlardan bir tanesini aldığımızda elimizde mi tutmamız lazım? Ha. İlginç. Atalım üstümüzden. Aa,
Niye çalışmadı acaba? Acaba onun Poisoner'ıyla bu farklı mı? Absorption'dan götürdü anladığım kadarıyla. Neyse. Biz bu charm'ların bir hepsini yapalım da. O zaman Ultimate Charm'ı da birleştirince o zaman görürüz. Şimdi 4 tane Tainted istiyor. Bir tane Base Charm istiyor. Ha, bunların hepsi Base Charm istiyor. Şimdi bir tane yaptık. O zaman 7 tane toplamda 6 tane daha Base Charm yapmamız lazım. Bunu fark etmemiştim. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi alalım. Şöyle dağıtalım. Sonra bunları böyle çevresine koyalım. Sonra bunu da buraya koyalım. 6 tane şeyimizi aldık. Charm'ımızı aldık. Şimdi Blindness'ı yapacağız. 1, 2, 3, 4. Sonra Mining'i yapacağız. Sonra onu yapacağız. Sonra bunu yapacağız. Buradan 4 tane Tainted alacağız. Absorption sanırım işimizi görecek. 1, 2, 3, 4. Vaa, direkt canımı götürmeye başladı. Ve önümü göremiyorum ve yavaş uçuyorum. Allah'ım. Allah'ım. Hasar yiyorum hala. Evet, Blindness Counter'ı da aldım üstüme şu anda. Bunlar acaba buraya bir yere mi koyuyoruz? Bu ara öldüğünüzde buraya taktığınız Hard Canister'lar gitmiyormuş, onu fark ettim. Şimdi Mining Counter yapalım. Hemen. Bize 4 tane şey gerekiyor. Bir tane de buradan. 4 tane oluyor sanırım. Şunu 2 saniye indiriyoruz şuradan. Gördüğünüz gibi 4 tane oluyor. 3, 4. Hemen hızlı bir şekilde bir şimdi bunların hepsini böyle tek tek alıp tek tek koymamız gerekecek. Sağlık olsun, yaparız hızlı bir şekilde. Hemen şunları buraya, bunlar şuraya. Evet, Mining Counter'ı da yaptık. Nausea Counter için Poisonous Potato gerekiyor. Onu geçiyorum şimdi. Poison'ı yaptık. Slowness'ı da geçiyorum. Şimdi Wither Protection Gem yapıp Wither Protection zımbırtısını da yapabiliriz. Şuradan. Ben Wither Protection Essence'i hazırladım önden. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Wither Seed yapmanız lazım. Kendisi şurada. Wither Skeleton Seed yapmanız gerekiyor. Wither Skeleton Seed için de Nether'a gidip Wither'ları öldürmeniz gerekiyor. 4 tane Wither kafası için. Sonra o kafaları kullanıp şey yapabiliyorsunuz sıkıntısız bir şekilde. Gördüğünüz gem oluyor. Sonra siz bunu counter charm olarak alabiliyorsunuz üstünüze. Şimdi weakness için arkadaşlar potion yapmanız lazım. Bunun iki yöntemi var. Biri normal boş şişeye fermented spider ağ ile brewlamak. Şimdi şurada bizim şişelerimiz olması lazım. Glass bottle. Ayrıca şurada da olması lazım. Şöyle şurada da bir şeyler olması lazım. Aynen şurada da var. Şöyle o 64'lük bir stack aldık. Hayırlısı. Şuradan biraz glass bottle dolduralım. Sonra zamanında topladığımız blaze rodları şuradan bir araklayalım. En azından bir tanesini. Tabi önce bulmamız lazım. Aha, poisonous potato var burada. İki tane. Bir tane burada var. Bir tane daha ihtiyacımız var. Ondan sonra alırız. Önce blaze rodu bulmamız lazım. Ben nereye koydum? Ha, şuraya koydum. Buradan bir blaze rod, 3 tane de stone alıp şuradan hızlı bir şekilde bir brewing stand'ı yapabiliriz. Tabii nasıl yapıldığını hatırlayabilirsek. Brewing stand. Ha, şöyle değilmiş. Böyleymiş. Yanlış hatırlıyormuşum. Seni geri atıyorum o zaman buraya. Git, istemiyorsun burada. Şimdi, burada yapalım ya. Şuraya koyalım. Water'ı. Şuradan sugar alacağız. Sugar şurada bir yerde olması lazımdı. Ha, şurada nether wart'lar var. Sugar'ımız yok bizim ya. Sugar'ımız mı yok bizim? Al işte bak, şey olsa şu anda zırt diye bulmuştuk. Bir yerde bizim sugar'ımız olması lazım. Ben hatırlıyorum çünkü. Raw plastikmiş o. Sugar'ımız yok bizim. Şurada seed'i var mı peki? Sugar cane. Sugar cane seed. Bulduk. 4 bulduk. O zaman hızlı bir şekilde
arkadaşlar. Şunu şuraya koyup şuradan bir tane Kane'i bilerek hızlı bir şekilde alacağım ki hemen onu Sugar Kane şeyini yapabileyim. Şuradan zombi şey göze almam lazım. Spider Eye. Sanırım bu ikisini koyunca Fermented Spider Eye oluyordu. Olmuyormuş. Fermented Spider Eye nasıl yapılıyordu? Ha, bir de mushroom gerekiyor. Şurada da mushroom da olması lazım. Peki her mushroom ne oluyor mu? İlla o mushroom'dan mı olmak zorunda? Denemeden bilemeyiz. Şöyle bir deneyelim. Nalet olsun, her mushroom'dan olmuyormuş. O mushroom'dan da olması lazım. Nalet olsun ki. Diye hatırlıyorum. O mushroom'dan da yoksa ben gideyim intihar edeyim ya. Oğlum, o mushroom biz nereden bulacağız? Ben olduğunu hatırlıyorum ya. Peki, biz hangi charm'ı yapacaktık? Weakness yapalım. Potion of Weakness. 3 farklı yapılış şekli var. Hepsinde Fermented Spider Eye gerekiyor. Nalet olsun. Ve bir tane de kesmeyecek. Ben onu nasıl yapacağım? Onu sonraya bırakalım o zaman. Biz yapabileceğimiz şeylere odaklanalım. Hemen Cem. Şimdi bunları yaptık. Evet, o Absorption sürekli yeniliyor kendini yalnız. Güzel. Artık hiç de gece olmuyor. O da güzel. Cem dedim ya. Charm. Base Charm geç. Bunu yaptık. Mining Counter yaptık. Naujo'yu yaptık mı? Yapmadık. Yani Naujo'yu yapabiliriz. Biraz şuradan patates kazmamız gerekecek. Bir tane daha Poisonous Potato çıkana kadar o kadar. Biraz uzun sürebiliyor çıkması. O yüzden hızlı hızlı kazacağım. Evet, çıktı. Şimdi hızlı bir şekilde gelelim buraya. 4 tane Poisonous Potato'yu koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane bu. 4 tane de Zivisio. Gördüğünüz gibi bir charm'ı daha indirdik aşağıya. Şimdi Poison charm tamam. Bu charm tamam. No, Neo'ya tamam. Bir slowness da şey kaldı, weakness kaldı. Şimdi slowness için de Fermented Spider Eye gerekiyor ya. Onun için de swiftness gerekiyor. Şimdi swiftness yapmak kolay. Sugar Cane'le yapılıyormuş. Sen büyüyebilir misin çabuk? Çabuk büyü hadi. Sana bombmeal'da basamayız ki arkadaşım. Nalet olsun ya. Şu an hayatımdan soğudum yemin ederim ya. Vallahi hayatımdan soğudum şu anda. Bizim niye mantarımız yok ya? Ben o mantarlardan gördüğümü hatırlıyorum. Demek ki yanlış hatırlıyorum. Şöyle bir daha gözden geçirelim yavaş yavaş her şeye bakarak. Evet, burada da yok. Buraya bakıyoruz. Burada da yok. Buraya bakıyoruz. Burada da yok. Evet, bu bize ne demek oluyor? Ben hemen size açıklayayım. Şimdi hemen üstümüzdeki fazla şeyleri buraya atıp gidip emi sistemi kuruyoruz demek oluyor arkadaşlar. Bu buraya, bu da buraya. Siz de şuraya gidin. Tamam. Yoksa olacak gibi değil. Bizim hızlı bir şekilde bir emi sistemi kurmamız lazım. Çünkü bu itemları aramakla geçmiyor. Şimdi 7 charm vardı. 5'ini yaptık zaten. 2 tanesini yap, 2 tanesi için de brewing stand gerekiyor. İşte mantar gerekiyor falan fıstık. O mantarları bulmak biraz sıkıntı olabilir. O yüzden önce emi applied energistics'e gireceğiz. Heh, söyleyebildim. Ve buradan emi drive yapacağız kendimize. Tabii ben bunu yapmak için Inscriber gerekiyormuş. Onun da nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bu
Applied Energy Stick 2 sizinle beraber burada keşfedeceğim her şeyi. Şimdi önce bize bir tane fluid kristalist gerekiyor. Bunu yapmak için bir tane Celsius Quartz'ı, bir tane Nether Quartz'ı ve bir tane Redstone Dust'ı bir alana atmamız lazımmış. Tamam, charge. Hop. Şurada bir tane charge alacağız. Bir tane Celsius Quartz kristal alacağız. Bir tane de Redstone alacağız diye biliyorum ben. Şuradan tekrar bakalım hızlı bir şekilde. Şurada ha, charge Nether Quartz'mış. Ben yanlış şeyi aldım. Şunu şuraya geri atalım. Şimdi Nether Quartz neredeydi? Onu da hatırlamak lazım. Şurada mıydı? Hayır. Nether Quartz vardı diye hatırlıyorum. O da yoksa yani oyun benimle dalga geçiyor olması lazım yani. Aa, bu arada bizim şeyimiz var galiba ya. Bunlar var bende. Şöyle hızlı bir şekilde Nether Quartz'lara bakacağız. Olması lazım. O da yoksa bir sıkıntı var. Ben eşyalarımı kaybediyorum demek oluyor. Kaybediyordan kastım kaybetmek. Ya üretme sıkıntı değil de ben var diye hatırlıyorum. Hah, şurada. Bak, Nether Quartz. Buldum. Şimdi bunları bir deliğe atacağız. Atın diyor. Birleşmeleri için bir puddle'ın içine atın diyor. Hemen şuradan biraz dirt alalım. Ve bir puddle yapalım. Hop. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi her birini içine atacağız. Evet, garip garip ışıklar çıkmaya başladı. İlk defa kullanıyorum bunu. İlk defa kullanıyorum. Bakalım ne olacak. Ben doğru baktım değil mi? Pure değil. Flux kristal yapacağız. Nether Quartz, Redstone, Dust ve Charge Sertusu bir puddle'ın içine at. Doğru yaptım herhalde. Biraz zaman... Aa, aynen. Particle'lar çıkıyor. Sakın Ahmet yanlışlıkla girme içine. O kadar ilerledi. Evet. Particle'lar çıkmaya devam ediyor. Itemlar zıplaşıyor. Bir sırada diğer şeyleri ayarlayalım. İki tane piston gerekiyor. Şuradan biraz iron araklayalım. Hızlı bir şekilde. Ay, iki işi yapamadım anasını satayım ya. Şimdi 1, 2, 1, 2... 1, 2, biraz destun, biraz da şey gerekecek. Siz orada takılın. Biraz zaman alıyor olabilir belki olması. Ben doğru yaptığımı düşünüyorum çünkü. Buradan bir blok şundan alacağız. Şöyle tepeden geçerken bakalım. Puddle diyor. Acaba suyun içine atın manasında mı diyor? Şöyle yapsak. Aha, oldu. Aynen, suyun içine atmamız gerekiyormuş. Şimdi onu hazırladık. Şimdi iki tane piston gerekecek. Onu hemen halledelim. Hop. Sağa tık. İki piston. Biraz plank. İki tane pistonumuz hazır. Aa, bunları sticky piston yapmamız lazım. Değil mi? Öyle bir olay var. Slime var. Ha, rubber zımbırtısıyla doluyor. Tamam. Bir an dedim şimdi slime mı bulmaya uğraşacağım. Bir korku geldi üstüme, yemin ederim. Şöyle arkadan böyle sırtıma doğru bir böyle karıncalanma geldi. Bir daha onunla mı uğraşacağım diye. Ama neyse ki yapabiliyormuşuz. Şimdi iki tane bu arkası koyuyoruz. Birer tane buraya. Bir tane kristal buraya. Inscriber geldi. Şimdi bunu büyük ihtimalle elektrikle çalışıyor her zamanki gibi. Bunu buraya koyduk. Neyse ki elektrikle çalışmıyormuş. Şimdi
Applied Energy Sticks. Bize bir ME Drive sistemi gerekiyor. ME Drive için de iki tane Engineering prosesör gerekiyor arkadaşlar. Bunlar nasıl yapılıyor? Şimdi Inscriber Engineering Press denen bir şeye ihtiyaç varmış. O bizde hazır olarak var sanırım. Ama acaba şu şekilde mi yapılıyor? Emin de değilim. Deneme yanılma yapalım. Şuraya materyali koyarsak. Bir şey koymamız gerekiyor mu? Başka? Olmadı. Hemen şuradan deneyelim. Bir daha bakalım. Şimdi printed silikon yapmamız lazım. Inscriber kullanarak yapmak istiyorum ben bunu. Printed silikon için de Inscriber silikon press gerekiyor. Onun için de Inscriber silikon... bunu nasıl yapacağız biz? O zaman. Bir gariplik var. Neyse. Biz elimizdeki ham maddeyle yapalım bakalım. Böyle video sırasında bir şey keşfetmek de garip oluyor. Şurada bir şeyler çıkmıştı. Onları bir yanım.